Temmuz ayları genelde uluslararası gündem açısından yavaş geçer. Yani sonuçta dünyanın büyük bir kısmında Kuzey Yarımküre'de yaz aylarının gelmiş olması, son 2 yıldır tabii bir de pandeminin de etkisi derken hani yaz ayları, Temmuz ayı özellikle yavaş geçer. Ancak tabii ki bu sene de öyle oldu ama bazı önemli etkinlikler, bazı önemli toplantılar da gerçekleştirildi. Bunları Temmuz ayının son günlerine geldiğimiz şu sıralarda bir bakmakta fayda var diye düşünüyorum ve bence en önemli toplantılardan bir tanesi de G20'nin toplantılarıydı. G20 bu sene G20'ye bu sene İtalya başkanlık ediyor ve Temmuz ayı içerisinde geçtiğimiz haftalarda Venedik'te önemli bir toplantı. G20 bünyesindeki Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlığını bir araya getiren bir toplantı gerçekleştirildi. Bu şu yüzden önemli çünkü küresel bir sorunu hala çok derin bir şekilde yaşıyoruz, bu pandemi meselesi. Ve pandeminin birçok boyutu var. Yani neredeyse 1,5 yıl oldu, 2 yıla doğru gidiyoruz. Bunu sürekli tartışıyoruz. İşin kamu sağlığı boyutu var, toplumsal boyutları var. Tabii ki ekonomik boyutu da var. Ve bunların hepsi de birbirine bağlı. Yani hepsini bir arada çözmeniz gerekiyor. Başka türlü bunun içinden bir çıkış da söz konusu değil. Yani ekonomik, pandeminin getirdiği ekonomik sıkıntıları da çözmeden pandemiden kurtulduk diyemeyeceğiz tabii ki. İşte bu yüzden de G20 gibi dünyanın en büyük ekonomilerini, küresel ekonominin başat aktörlerini bir araya getiren oluşumun maliye bakanları ve merkez bankaları başkanları seviyesinde bir araya gelmesi ve burada hani bundan sonraki yol haritasını tartışmaları bence önemliydi. Şimdi ne konuşuldu peki diye baktığımızda tabii ki Covid, tabii ki pandemi ve bundan sonra ne yapılacağı. Ama burada bence bu toplantıyı önemli kılan bir konu daha vardı. O da şu, bu küresel vergi meselesi. Geçtiğimiz Haziran ayında G7 zirvesinde İngiltere'nin Cornwall kentinde yapılan zirvede aslında gündeme getirilmişti. Bir prensipte bir G7 ülkeleri bunun üzerinde hani bir uzlaşıya varmışlardı. Ancak bu konunun daha detaylı olarak G20'nin Maliye Bakanlığı nezdinde konuşulduğu açıklanmıştı. Ve bu konu burada masaya yatırıldı, gündeme getirildi. Tam olarak bir tabii ki imzalanmış bir belge, alınmış bir karar yok. Bunun için G20'nin asıl hani liderler devlet başkanlığı zirvesi beklenecek. Önümüzdeki Kasım ayında yapılacak olan. Ancak esas yani bu işin beyin takımı Venedik'te bir araya geldi. Ve bundan sonra ne olacağını, nasıl bir yöne doğru evrileceğini burada detaylandırdılar. Konu şu. Büyük firmalar, çok uluslu şirketler bunların vergilendirilmesi konusunda daha etkin, daha verimli bir sistem getirilmesi ve bunun da iki ayağı var. Onlar da şu, bir tanesi mümkün olduğunca bu şirketlerin kazançlarını elde ettikleri ülkelerde o kazançlar üzerinden vergilendirmeleri. Şimdi çok uluslu firmalardan bahsediyoruz. Bunlar birçok yerde varlıkları, işte bir yerde üretim yapıyorlar, birçok yerde satışları var, farklı yerlerde üretim tesisleri veya merkezleri var, şubeleri var, birçok ülkede varlıkları var. Şimdi bugüne kadar yapılan şey çoğunlukla şuydu, evet bu çok uluslu firmalar dünyanın birçok yerinde gelir elde ediyorlar. Ancak bunları özellikle vergi oranlarının düşük olduğu ülkelerde kurdukları şirketler veyahut işte oradaki şubeleri üzerinden gösterip oranın vergi oranları, yani düşük vergi oranı üzerinden vergilendiriyorlar. Bu da tabii ki bir vergi kaybı anlamına geliyor. Bu yasa dışı bir şey değil tabii ki, yasal bir durum. Ancak gelinen noktada, yani küresel ekonominin ciddi bir toparlanmaya ihtiyacı olduğu noktada artık aslında uzun süredir konuşulmakta olan bir konu olmakla beraber bu gelinen noktada daha önem kazandı. Çok uluslu firmaların burada daha etkin bir şekilde vergilendirmeleri. Birinci konu bu. Gelirin çok uluslu firmaların geliri elde ettikleri yerlerde, yani kağıt üzerinde gösterdikleri vergisi düşük olan bu vergi cenneti dediğimiz yerlerde değil, parayı nerede kazanıyorsa orada vergilendirmeleri. Diğer konuda işin ikinci ayağı ise dünya genelinde bir minimum asgari vergi oranı belirlenmesi ve bunun için de şu anda %15 değerlendiriliyor.
Şimdi birçok ülke tabii ki yabancı yatırım çekmek, bu çok uluslu firmaları kendi ülkesine çekmek için bugüne kadar vergileri düşük tutma yoluna da gitti. Yani daha cazip kılmak için. Çok uluslu firmalar da tabii ki burada vergisi oranı düşük olan ülkeleri tercih ettiler. Bu bir yandan tabii aslında bir haksız rekabet durumu da yaratıyor. Ve aslında ilk konuyla da bir arada ele aldığımızda işte ciddi bir küresel ekonominin bütünü için bir vergi kaybına yol açıyor. İkinci ayağı da bu. Yani bir taraftan çok uluslu firmaların nerede parayı kazanıyorlarsa orada vergilendirmeleri. İkinci ayak ise bütün dünyada bir minimum vergi seviyesi olması. Yani öyle çok düşük vergiler, sıfır vergiler döneminin artık sona ermesi. Bunlar da tabii bu bir detayları belirlendi, üzerinde bir uzlaşıya varıldı ama daha bu G20'nin liderler zirvesinde de masaya yatılacak. OECD'nin öncülük ettiği bir aslında süreç bu. Tabii ki karşı çıkanlar da olacak. Yani sonuçta çok uluslu firmaların hani bundan çok haz etmeyecekleri de ortada. Veyahut düşük vergi oranlarıyla buradan hani ülkelerine yatırım çeken ülkelerin de çok hoşuna gitmeyeceği de malum. Ancak küresel ekonominin bütün içerisinde bakıldığında bu pandemi sonrası süreçte lüzumlu görünüyor. Şunu da eklemek lazım aslında. Yani bu iş daha aslında bu hep vardı. Yani pandemiden önce de vardı. Çok uluslu firmalar da vardı. Bu hani düşük vergili ülkelere gitme, oradan göstererek gelirleri, oradan hani bir vergiyi az ödeme gibi durumlar hep vardı ama aslında tabii bence özellikle dijitalleşmeyle birlikte ve bu yeni ekonomiyle birlikte bu daha fazla hani görünür hale geldi bu durum. Çünkü şöyle yani fiziksel bir ürünü diyelim ki bir işte mobilyayı üretiyorsunuz, falanca ülkede üretiyorsunuz ve o ülkede satıyorsunuz. Tabii ki o ülkede ödemelisiniz verginizi. Veyahut başka bir ülkeden ithal ettiniz ama yine bir ülkede satıyorsunuz. İthalatı yaptınız, parasını ödediniz, tarifesini orada hani maliyetiniz eklendi. Ama sonuçta sattığınız yer belli. Bu da aslında biraz daha hani somut bir konu. Ama şimdi yeni ekonomide birçok hizmet sektöründeki birçok ürün aslında elle tutulabilir somut ürünler değil. Dolayısıyla bunlar nerede tüketiliyor, nerede üretiliyor ve kimin vergisine tabi olmak durumunda? Bunlar işte aslında konuyu iyice böyle karmaşık hale getiren konular. Ve burada artık herhalde ciddi bir daha net bir düzenlemenin ortaya konulması şart gibi gözüküyor. Venedik'teki G20 toplantısı, G20'nin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında tabii Covid-19 temel meseleydi. Bu vergi konusu aslında bu çerçevede ele alındı. Ve bunun dışında şimdi eğer toplantı sonrasında açıklanan bildiriye bakacak olursak birçok önemli konu var. Her şeyden önce burada aşılamanın önemine değinilmiş ve aşılamanın önemiyle birlikte aşı üretiminin aslında aşı üretim kapasitesinin dünya genelinde çeşitlendirilmesi. Yani aşı üretiminin sadece belli yerlerde değil, dünya genelinde yapılabilir haline gelmesi. Sağlık sistemlerinin daha da kuvvetlendirilmesi, aşıların dağıtımının ve hastalığın teşhis ve tedavi süreçlerinin iyileştirilmesi, yaygınlaştırılması ve burada ilgili kurumlar arasında Dünya Sağlık Örgütü'nden tutulup da Dünya Bankası'na kadar tüm bu paydaşlar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi. Burada mali sektörün önemi ve mali sektörün önemi derken çünkü bütün bu işte aşıydı vesaire değil, sağlık sistemlerinin geliştirilmesi bunlar sonuçta bir maliyet olan bir finansman gerektiren konular. Burada gerekli finansmanı sağlamalısınız ancak diğer yandan da bunu yaparken mali istikrardan vazgeçmemelisiniz. Yani aşırı borçlanmalar daha sonra çok daha büyük sorunlara yol açacak durumların olmaması gerekiyor. G20 Maliye Bakanlığı zirvesinde bunun önemi vurgulanmış. Burada tabii diğer bir takım inisiyatifler de var. Örneğin yine G20'nin bir inisiyatifi olan DSSI diye geçen borç yükümlülüklerinin ertelenmesi inisiyatifi. Yani burada 70 küsur kadar düşük gelirli ve orta gelirli ülkenin borçlarının işte mevcut şartlar altında belirli bir yere kadar ertelenmesine başvurmaları halinde sağlayan bir imkan. Toplantıda hani bunun
beklenen başarıyı sağladığından ve şu ana kadar 45 ülkenin bundan faydalandığından ve 5 milyar dolara yakın borcun bu şekilde ertelendiğinden bahsedilmiş. Bu da önemli bir süreç tabii ki, özellikle düşük gelirli ülkeler için. Ve tabii aslında daha uzun vadeli konular, aslında uzun, sadece uzun vadeli değil. Şu anda da çok önemli olan, ama uzun vadede işte Covid sonrasında, pandemi sonrasında sürdürülebilirliği sağlayacak olan konulardan bahsedildi G20 toplantısında. Nedir? Dijitalleşme ve dijitalleşmenin sağlayacağı verimlilik artışı. Yani dijitalleşme sadece işte dijitalleştik, dijital imkanları kullandık değil, hayır. Özellikle dijitalleşme üzerinden sağlanacak verimlilik pandemiden sonra çok önemli olacak. Bu vurgulanıyor toplantıda. Ve bununla birlikte aynı zamanda tabii ki yine pandemiyle birlikte aslında daha fazla önem vermemiz gereken, pandemiden sonra daha da çok önem vermemiz gereken bir konu iklim değişikliği konusu, iklim değişikliğiyle mücadele. Ve bunun aslında çok önemli bir öncelik olduğu ve bunun da burada nasıl araçlar kullanılacağı, bunun finansmanı nasıl sağlanacağı da masaya yatırılan Venedik'teki toplantıda diğer bir konu olmuş. Evet, yani G20 tabii ki tartışılıyor. Yani G20 küresel sorunlarla mücadele konusunda ne kadar başarılı, ne kadar başarısız. Ama her şeyden önce bütün bu ülkelerin ve hani gelinen noktada özellikle Maliye Bakanları, ekonomiden sorumlu yöneticiler nezdinde bu kararları almaları, bu iradeyi ortaya koymaları bence önemli. Çünkü evet, aşılama başarılı gidiyor pandemiye karşı. Bir yandan da tabii ki yeni dalgalar, delta varyantı vesaire konuşuyoruz. Ama bütün bunları atlattığımız zaman yeni, daha korunaklı bir küresel ekonomi inşa edilmesi gerekecek. Bunun adımları şimdi atılacak. Dolayısıyla bir taraftan pandemiyle mücadele ederken, bir taraftan da işte bu yeni küresel ekonomiyle ilgili adımları da yakından takip etmek, üzerinde kafa yormak bence çok büyük önem taşıyor.